Bizim ihracatımız açısından çok önemli bir bölgeyi gezdik. Çalışanlar, üretenler burada, hizmet üretenler burada. Hem sorunlarını dinledik hem yaptıkları çalışmaları dinleme imkanımız oldu. Gerçek ihracatçılar burada. Gerçek vergi ödeyenler de burada. Türkiye'nin kalkınmasına büyük ölçüde katkı verenler de burada. Dış ticaret açığımızın azalmasını sağlayanlar da burada. Gerçekleştirenler de burada. Yani Rıza Zarraf'ın efendim dış ticaret açığının %15'ini biz karşıladık gibi düşünceler burada yok. Burada emek var, üretim var, vergi var, çalışma var, istihdam var, her şey var burada. Dolayısıyla burada faaliyet gösteren, çalışan, alın teri döken iş dünyasının ve işçilerin tamamını yürekten kutluyorum. Ve gerçekten de gurur duyuyorum. Bir başka önemli nokta burada vergi ödeyenler var. Gerçek anlamda vergi ödeyenler var. Çalışıp vergi ödeyenler var. Yani paralarını vergi cennetlerine götürenler yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin buranın gerçeklerinden ders çıkarmaları gerekiyor. Biz Suriye'deki sorunların çözülmesini öteden beri istiyoruz. Sizin sorunuz. Öteden beri istiyoruz. Biz 2013 yılında Türkiye'de bir uluslararası Suriye konferansı düzenlenmesini istedik. Rusya'yı çağırın, Amerika'yı çağırın, Avrupa Birliği'ni çağırın, Arap Ligi'ni çağırın ve Suriye'nin taraflarını çağırın ve Türkiye bu soruna çözüm bulsun dedik. Ama ellerinin tersiyle ittiler. Şimdi bizim istediğimiz noktaya geldiler. Suriye'nin sorununu çözmek istiyorlar. Çözülürse son derece mutlu oluruz. Suriye'nin bütünlüğünden, Irak'ın bütünlüğünden yanayız. Türkiye'nin bütün komşularıyla barış içinde yaşamasını isteriz. Ve bunun için bizim üstümüze ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Efendim, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir açıklaması vardı dün. Zarrab davasını işaret ederek, Amerika'daki gelişmeleri işaret ederek bu Türkiye'nin ilişkilerini küresel ölçekte etkiliyor dedi. Bir de ekonomi hakkında bankalar üzerinden kriz söylentileri yaratanlar sükutu hayale uğrayacaktır dedi. Ne olursa olsun. O dava görüşülmeden, davanın ayrıntıları ortaya çıkmadan bugünden yorum yapmak asla doğru değildir. Sayın Binali Yıldırım'ın da yorum yapması doğru değildir. Orada bir yargılama var. Yani rüşvet veren, yolsuzluk yapan, vergi ödememek için her türlü yola başvuran bir adam yargılanıyor. Dolayısıyla bunu bir Türkiye meselesi haline getirmek, bir millet meselesi haline getirmek doğru değil. Yolsuzluk, hırsızlık dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir ülkesinde milli mesele olarak görülemez. Teşekkür ederim.